Ve toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı bugün yapılacak. Hükümet memur ve memur emeklileri için zam teklifini açıklayacak. Milyonlarca memur bu kararı beklerken işçi emeklilerine ise müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaş artışları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz yani Ekim ayında emekli zamları gündeme gelecek. Emekli aylığının asgari ücret seviyesine gelmesi lazım. %35-40 zam uygun olur. Asgari ücret memur maaşları derken emeklilerin en çok merak ettiği o soru. En düşük emekli maaşı artacak mı, artmayacak mı? Yanıtını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamasıyla buldu. Bakan Işıkhan Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada verdi emeklinin merakla beklediği haberi. Çok rahat olun lütfen. Cumhurbaşkanı talimat verdi çalışıyor. Ve gözler bir kez daha 1 Ekim'de mesaiye başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. 16 milyon emeklinin beklentisi en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi. Mutlaka versinler. %50 versin. Hazırlıklar sürüyor. Meclis 1 Ekim'de mesaiye başladığında emekliye zam da gündemde olacak. Emekli zammı için masada farklı senaryolar var. İlk senaryo %25'lik zamma ek, kök aylığa 2 ila 3 bin lira arasında ilave zam verilmesi. Çok güzel, faydalı bir iyileştirme. Toplumun refahını yükseltecek bir adım. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %31,92 olacak. Yıl sonu enflasyon rakamına refah payının da eklenmesi durumunda en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkması bekleniyor.